Evet, selamlar herkese yeniden. Yeni bir videodayız. Aslında dün yapacaktık bu videoyu ama dün biraz bir yoğunduk, bazı işlerimiz de vardı. O nedenden ötürü yapamadık. Ancak şimdiye kısmetmiş. Temmuz ayı ise hisselerimiz, her ay yapıyoruz bunu biliyorsunuz. Ondan öncesinde yani endekste bugün güzel bir yükseliş yaşadık. Bir tepki yükselişi yaptık. 1372 bugünkü endeksimizin seviyesi. 1351'lere kadar düştü biliyorsunuz. 1351'lerden sonra oralardan bir tepki geldi. 1340'larda 50 haftalık ortalama vardı mesela. Yani artık endeksin hani bir tepki yapabileceği noktalara doğru bir düşüş olmuştu. Oralardan yeniden yukarı yönlü bir yükseliş aldık. İyi de oldu. Hepimiz çok sıkıldık çünkü. Yani günlerdir üst üste yaşanan bir düşüştü. 2 gün önce, yani dün değil önceki gün, endekste çok ümit verici bir kapanış almıştık. O aslında birinci sinyalmiş. Şimdi çok daha iyi yani anlıyoruz. Ertesi gün bir düşüş oldu. Sonrasında yeniden yukarı geldi. Peki şimdi ne olacak? Yani aşağı yukarı herhalde bir 1400'lere doğru bir tepki yükselişinin sürmesi mümkün olabilir. Gözüken o. Ama oralarda yeniden satışlar gündeme gelebilir. Realizasyonlar olabilir. Olsun, ama önemli olan aşağıda 1350'ler, 1340'lar artık bizim için bir dip mi oldu? Yoksa ilerleyen haftalarda bunun aşağısını da zorlayacağız mı? Yoksa çok daha iyi mi olacağız? Bunları yakından izleyeceğiz. Yabancı ilgisi yok. Yerliler var, hepimiz varız. İşlem hacmi artık 11 milyar TL gibi bir rakam oldu. Biliyorsunuz 35 milyarlardaydı bu. Giderek düştü. Yani katılımın az olması da tabii ki endeksi de etkileyen önemli bir unsur, önemli de bir faktör oldu, ama her zaman için ucuz olan bir ürüne her zaman bir talep olur. Bu arada kur aşağıya düştü, iniyor şu anda 8,67'lerde ve size bir şey söyleyeyim. Mesela Afrika randı %1,15 yukarıda. Brezilya reali %1,30 yukarılarda, Rusya rublesi %0,30 yukarıda, bizde de kur aşağı yukarı %0,42 aşağıda. Yani bugün ciddi anlamda bir pozitif ayrışma var burada, onu ifade edeyim. Tabii bazı haberler var, yani sabah Merkez Bankası'ndan gelen zorunlu karşılık haberleri, bunlar etki etmiş olabilir. Çünkü döviz arzını arttırmaya yönelik bazı hamleler bunlar. Geçici etkileri olur. Yani kalıcı etkiler olacağını bizler orada zannetmiyoruz. Bununla birlikte hazinenin Eurobond ihracı var. 1,5-1,6 milyar euroluk bir satış yapıldı. Oradan bize bir giriş var mesela. O belki etkili olmuş olabilir. Yakın bir zamanda IMF'in SDR kullanımıyla ilgili yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bunlar da hani kurda belki biraz daha iyimser bir havaya da girmemizi sağlayabilir. Çünkü hep şunu ifade ediyorduk orada. Yani alıcı ve satıcı arasında o kadar zayıflık var ki, hani biraz bir alış olsa kur hemen yükseliyor. Biraz bir satış olsa kur hemen aşağı iniyor. Biraz daha sanki döviz arzının artmasına yönelik haberler etki etti. Ama tabii yani 8,67'deyiz. Yani çok iyi seviyeler yine de değil. 8,40'ların altına falan ineceğiz ki onun bir anlamı olsun. Evet, Temmuz ayına giriyoruz. Biraz daha hani tepkili bir ay olarak girmemiz mümkün olabilir. İyi de girdik, iyi de başladık. Umarım Haziran ayı gibi olmaz. Hemen sunumumuza geçmek istiyorum. Orada bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, sunumumuz burada. Bu birinci sayfa bizim Mayıs ayıydı. Kuralına göre portföy yönetimi yapıyoruz artık. Yani bu kadar oldu, şu kadar yükseldi değil. 3 Mayıs günü açılıştı. Açılış fiyatını yazdım. Bu tabloyu yeniden bir revize ettim bu arada, işte bu şekilde. Açılış günü, yani videodan sonraki günkü açılış fiyatından girdik. %7 hedefimiz bu. %3 stop hedefimiz bu. Ay içerisinde hangisi olduysa oldu. Mayıs ayı özetle bu şekilde %1,5'luk bir yükseliş yapmıştık. Endekste de %1,5'luk yükseliş olmuştu. Haziran ayına geldiğimiz zaman, bu da Haziran ayımız,
8-9 tane hissemiz vardı. Yine 1 Haziran'da biliyorsunuz 28 Mayıs'ta pardon 30'unda videoyu çekmiştik. 1 Haziran açılış fiyatı ilk baştaki o açılış seansındaki açılış fiyatından alındığını varsayıyoruz. Ve o fiyatın %7 yukarısı hedef şurada gördüğünüz gibi %3 aşağısı da stop. Ne oldu? Artık hangi taraftayım? Mesela Akbank'ta %1 ile kapatmışız. Burada bir not var. Kapanış diyor. Bunun anlamı şu demek. Akbank şeyde Haziran ayında ne %7'lik hedefine ulaşabilmiş ne de %3 stop olmuş. Hiçbirisi olmamış. Bu 30 Haziran günkü kapanış fiyatı. 30 Haziran günkü kapanış fiyatından kapattığımızı ifade ediyor. %1'lik bir hareket olmuş. Vakıfbank'ta %7 hedefi sağlamışız. Sabancı Holding'de %7 hedefi sağlamışız. Anadolu Efes ve Ege Seramik'te %3'lük stoplar olmuşuz. Bu arada hani mesela Anadolu Efes en yüksek 23.74 görmüş. Bizim hedefimiz 24.50'ymiş. Burada üzüldüm. Mesela Akbank'ta üzüldüm. Hakikaten hani hedefimiz 5.59'du. 5.58'e kadar gitmişti. Sadece bir tık. Bir tık. Onunla hedefi %7'den dönmüşüz. %1'le işi bitirmişiz. Neredeyse eksiye bile yani girecekmişiz. Bunun haricinde Turkcell'de %7 hedefi yapmışız. Hedef 100, şey 16.95'miş. 17-11'e kadar çıkmış gayet güzel. Titikom'da %3 stop yemişiz. Maalesef. Ve bunun haricinde Tav'da şunu söyleyeceğim. Tav'da %7 hedef ve Çimsa'da da %7 hedef yapmışız. Şurada mesela Tav var. Bakın %7 hedefli sattığımız yer 25.47. Oysa Tav ay içinde 28.40'a kadar yükselmiş. Yani neredeyse onun da üzerine bir %7 daha %7'den bile daha çok fazla yüksek bir rakam oraya koymuş mesela. Bunlar önemli şeyler. Çimsa'da da hedef yapmışız. Biz toplamda ortalamada %3'lük bir getiri elde etmişiz. BIST 100 endeksi Haziran ayında 1424 ile başlamış, 1356 ile bitirmiş. Haziran ayını 30 Haziran %4.8 eksiyle bitirmiş. Şimdi bakın işi bir sisteme göre yapmanın ne kadar önemli olduğunu burada bahsediyorum size. Bir sistemimiz var. Başka hiçbir şey yok. %7 yukarıya gelince hedefe satış yapılıyor. Stopta %3 oraya inince de satış yapılıyor ve iş orada bitiriliyor. Ne hedefe gitti ne satış stopa düştü. Ay sonunda artık hangi fiyattaysa oradan bitiriliyor. Ve hepsinden de eşit miktarda alınıyor. Yani illa tek bir taneden alınmıyor. Hepsi portföye alınıyor. Bu çünkü bir portföy ve riskleri de dağıtma olayı var. Evet, bununla beraber şimdi biz bu kurala göre uygulamayı Mayıs ayından itibaren başlattığımız için Mayıs ayından itibaren alıyoruz. Başlangıcımız her ikisi 100'dü. Hem portföy hem endekste. Mayıs ayı ikisi de aynıydı biliyorsunuz. %1,5 yükselişler. İkisi de 101,5 oldu. Haziran ayında bizim portföy 104,5 TL'ye geldi. Borsa endeks 96,6 TL'ye düşmüş. Böylece arada şu anda %10'a yakın hatta %10 olmasa bile hani 9'la yakın bir makas şimdiden açıldı bile. Bu böyle devam edecek. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim diye gideceğiz. Bakalım bir yıl sonra yani 12 ay sonra bizim 100 ile başladığımız portföyle endeksin durumu ne olmuş? Bu kısa vadeli bir hisse senedi stratejisidir. Bu bir borsacı olayıdır. Bu bir yatırımcı olayı değildir. Bunu söyleyeyim size. Yani bunu tekrar edeceğim. Şimdi Temmuz ayı hisselerimiz hangileri olacak? Temmuz ayında ben çalışmalara bakarak Zoren haftalık teknik görünüm çok önemli bir noktada. Onu biraz daha öne çıkarttım. Hatta açalım Zoren'i. Şuradan bir tane grafik açalım. Zoren diyelim. Ben size de
Buradan belki yardımcı olabiliriz. Şöyle açayım. Zoren'de bu bakın bu şeysi günlüğü bunu haftalığını açalım. Zoren haftalıkta çok ciddi bir destek çizgisine geldi ve buralardan bir tepki yapabilir. İkincisi de RSI'da şunu bir uçurayım size biraz RSI'yi göstereyim. Bakın RSI 40 seviyesine çok yaklaştı. Hatta inmişti. Bugünkü bir tepkiyle yukarı doğru hareket etti. Artık iyice aşırı atış. Bakın Zoren'de haftalık grafikte RSI'nin 30'a geldiği yerlere bakın ve hissenin yaptığı tepkilere bakın. Şurada da düşmüş. Daha da aşağıya. Burada da düşmüş. Burada daha da başka hani böyle yakın bir zamanda düşmemiş. Daha 2015'te bir de yaklaşmış. O kadar. Yani önemli bir nokta. O yüzden ifade ediyorum. Ben bunu. Evet. Devam edelim. Net Holding haftalık teknik görünümün 50 haftalık ortalamaya gelmiş olması çok önemli. Hisse geri alımları var. Yani hisse alımları var. Pardon. Geri alım şirketin yaptığı bir şeydir. Hisse alımıysa şirketin ortağının bir hisse alımlarıdır. Pay alımları var bu aralar. Bayağı da ciddi alımlar var. Bir önceki video için de söylemiştim bunları. Bir de sezona girmiş olmamız. Net Holding'de yani iyi bir yerde güzel bir tepki alabiliriz diye tahmin ediyorum. Yataş yine haftalık teknik görünüm ve hisse geri alım programı ilan edilmişti. O program hala sürüyor. Onun yaratacağı bir şey ve bir de güçlü bir bilanço tabii ki burada. Biliyorsunuz Haziran bitti, ikinci çeyrek bitti. Artık ikinci çeyrek bilançoları Ağustos'ta ilan edilecek. Şimdiden hisse bilanço beklentileri etkili olabilir. Limasa hem haftalık teknik görünüm var hem bir kere bilançoda bilançonun en güçlü olduğu zamanlara giriyoruz yavaş yavaş. Ve bir de %100 bedelsiz beklentisi var. Limasa'nın tabii iş şeyine dikkat etmek lazım yani işlem hacmine falan. Biraz sığ olabilir, biraz şey olabilir ama yine de iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yani bir tepki yapabileceğini düşünüyorum. İşmen haftalık teknik görünümde çok güzel 50 haftalığa kadar geldi. Hatta bakın onu da size bir göstereyim. Hani çok vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden de her birini tek tek gösterirsem şey olmaz. Bakın tam 50 haftalık ortalamaya şu kırmızı çizgi haftalık bu grafik geldi vurdu ve buradan bir tepki yaptı. Güzel bir noktada buradan yine yukarı doğru bir hareket yapabilir. Logoda haftalık bir teknik görüntü beklentim var yine. Logoda da bu şekilde haftalığa kadar indi. Aslında biraz daha aşağılardan alım da yapılabilir logoda ama bugün mesela iyi bir yukarı doğru tepki yaptı ama logonun da yine bilanço beklentileriyle birlikte yukarı doğru hareketlerinin olabileceğini tahmin ediyoruz. O yüzden aldım. Bir şansımı zorlamak istedim. Şişecam'da hisse haftalık teknik görünüm çok güzel. İyi noktalarda tam böyle ortalamalara geldi. Oralardan bir tepki yapabileceğini düşünüyorum. Hisse geri alımı var burada biliyorsunuz. Yeni ürünleri çıktı. Yeni ürünü çıktı. Ve Macaristan fabrikasının yatırımı da burada yeni bir sayfa açıyor. Yani yeni bir hikaye açıyor. Çok ucuz da bir hisse senedi. Artık yavaş yavaş neler yapacağını tahmin ediyorum. En azından Temmuz ayında ve Alarko Holding'i de yine haftalık teknik görünümde ve elektrik zamlarının pozitif etkisi tabii ki olabilir. Yani bir şekilde atım olduğu için bu zamların tabii biraz da olumlu etkileri olacak. Gün ama yine Alarko'da da güzel hareketler var. Evet hisselerimiz bunlar. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hisseyle girdik. Bakalım Temmuz ayında ne olacak? Yine her zamanki gibi asla ve asla söylemekten bıkmadığım ve bıkmayacağım ve her seferinde de söyleyeceğim şeyleri size burada söylüyorum. Bu aylık hisse meselesi borsacıların işidir. Yatırımcıların işi değildir. Yani siz eğer yatırımcıysanız bu videoyu izlemeyin. Bu video size göre değil. Borsacıysanız tamam izleyebilirsiniz.
Asıl önemli olan borsada uzun vadeli yatırımcı olmaktır. Bu değildir. Ama hadi madem bunu madem yapıyorsunuz, seviyorsunuz, sevdiğiniz için de ben bunu sürdürüyorum. Ve size de en azından hani bunu daha doğru yapmanız için, daha risklerinizi minimuma indirebilmeniz için de yardımcı olmaya uğraşıyorum, çalışıyorum. İnşallah anlıyorsunuz beni. Aylık hisse yapılacaksanız mutlaka kurala uygun yapın. Bakın az önce gördünüz endeks %4,8 düştü. Hisseler portföy %3 artıda bitti. Niye? Bir tane sisteminiz olsun mutlaka. Benim ki bu %7 hedef, %3 stop loss. Yani siz daha farklı yaparsınız. %5 hedef koyarsınız. Stopunuzu daha küçük koyarsınız. %2 ama bir sisteminiz olsun. Mutlaka bir sepet yapın. Mutlaka bir sepetle yapın bunu. Hepsinden eşit oranda alın. 8 adet mi hisse var? 8'de 1. 8'de bölün. Her birinden 8'de 1 oranında alın. Mutlaka bir satış hedefi ve stop loss'unuz olsun. Yani eğer böyle kısa vadeli bir iş yapacaksanız, kısa vadeli alsat yapıyorsanız mutlaka bunu bir sistemle yapmalısınız. Sistemsiz olmaz. Bir kağıda aldınız. Hedefiniz ne? İşler yolunda gitmediği zaman kaçış planınız ne? Bütün bunların hepsinin hazır olması lazım. Bir sisteminiz yoksa hiçbir şey olmaz. İşte az önce o %7 hedefe giden hisseler geçen ay %7 hedefe gittikten sonra belki de eksiye kadar da düşenler oldu. Yani vaktinde satmayanlar eksi oldu. Ha, al. Hedefin de üzerine çıkmış. Çok daha ciddiye çıkmış. Olacak. Onlar olacak. Yani %7'de sattık. %20 daha gidermiş. Ondan faydalanamadık. Olabilir ama öbüründe satmasam bu sefer %5 eksiden satacağız. Bunun gibi şeyler de çok olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Mutlaka sistemle birlikte yapmak lazım. İnşallah güzel günler olur. Borsacı olmayın yine de. Yatırımcı olun. Düşüşler olabilir. Borsalarda düş süreçleri her zaman olur. Ama her yükselişin bir sonu varsa her düşüşün de bir sonu vardır. Bunu zaten biz 2018'de de çok söyledik. 2019'da da sonrasında 2020 geldi. 2017'de bir ralliden önce de böyle düşüşler vardı ama 2017 geldi. Hiçbir zaman her şey sonsuza kadar sürmez. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.